Papatya çayı uykusuzluğa iyi geliyormuş. Evet, duymuştum. Evde bir şey mi oldu? İşle ilgili bir şey. Geçer, merak etme. Annem buraya geliyorsun diye bir şey mi söyledi? İrem, annemle alakası yok. Daha önce zamanım yoktu, şimdi var, geldim. Konuştuğumuz gibi devam edelim. Olur mu? Ben niye buraya geldim Cihangir? Çünkü seninle gelmeseydim randevunu ekecektin. Sanki ben bayılıyorum seni elinden tutup doktora getirmeye. Annen gibi. Merhaba Cihangir. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptınız kızım? İyi baba, ben de Cihangir'e eşlik edeyim dedim. Hem seni görmüş olurum diye. İyi yaptın kızım. Geçelim mi Cihangir? Senin pek vaktin yoktur. Böyle mi geçeyim? Teşekkür ederim. Çok uzun bir ara verdik Cihangir. Seninle açık konuşacağım. Önceden doktorundum. Sen de benim hastamdın. Ama şimdi damatım olacaksın. Seninle mahrem olan konular konuşuyoruz. Bu ilişkinin sağlıklı yürümesi adına seni başka bir doktora devretmem, en azından bunu sana önermem gerekiyor. Bence gerek yok. Ben kendimi biliyorum. Ya sizinle konuşurum ya da hiç kimseyle konuşmam. Ama bütün sorumluluğu bana bırakma. Tamam, tamam. Hemen karar vermeyelim. Bir görelim. Bir düşünelim. Rahatsızlık duyarsak vazgeçeriz. Olur mu? Şey ettir. Bir de şunu kasadaki arkadaşı var. Biri gelip alacak. Şeyin al. Bana bir ekmek lazım. O da bu yemek de lazım efendi. Sarı elbiseli bir adam var. Takım elbiseli. Tanımıyor musun bu adamı? Yok. Ama çok gerçek. Hani birini bir yerden hatırlarsın. Ama nereden olduğunu bilemezsin ya. Olmuş bir şeyi hatırlıyor gibiyim. Arada eksik parçalar var. İşte onları bilsem, rüyamda görsem... Büyük resim tamamlanacak. Benim de büyük bir derdim çözülecek gibi. Yani öyle hissediyorum. Rahatsız mı ediyor bu adam seni? Onu öldürdüğümü söylüyor. Her defasında. Rüyanda mı karşına çıkıyor? Karışık. Yani rüyayla karışık. Gündüz düşü mü denir? Çok karıştı artık. Ticaretle uğraşıyorsun. Çok fazla insan tanıyorsun. Paranın döndüğü yerde insanların da canı yanıyor elbet. Belki zararı uğrattığın biridir. Belki iflas etmiştir senin yüzünden. Sana dokunmuştur belki bunu yapmak. Bilinçaltın unutmadım diyordur. Yok, öyle bir şey hatırlamıyorum. Hatırlamazsın. Ama rüyada gördüklerimiz, gerçek hayatta gördüklerimizin, yaşadıklarımızın bir izi olabilir bazen. Bir de böyle düşün.
Gerçek hayatta sarı takım elbise giymek zorunda değil bu adam. Arabası sarı olabilir. Ya da ne bileyim, belki kuyumcudur. Altın işiyle uğraşıyordur. Ama sürekli konuşuyor. Bazen dalga geçiyor. Bir şey biliyor, ben de bilmiyormuşum gibi laflar ediyor. Cihangir, sana verdiğim ilaçları ne zamandır kullanmıyorsun? Bir süredir. Hı? Epeydir. Onları kullanmalısın. Sana hemen buradan bir kutu vereceğim. Uykusuzluğun var. Bedenen yıpranıyorsun. Bu da zihnine yansıyor.